hoş geldiniz. Bugün sizlerle parfümler hakkında sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz ve aynı zamanda benim makyaj yaptığım bir video paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bugünkü videonun sohbet havasında olmasını istedim. O yüzden kahvemi yaptım. Sizler de kahvenizi yapıp ekran başına geçebilirsiniz ve beni izleyebilirsiniz. Bugün akşam derslerim var. Dışarı çıkacağım yani. O yüzden birazcık ufak dokunuşlar yapacağım. Yani maske altında oluyor yüzümüz ama yine de ben kendimi iyi hissetmek adına her zaman birkaç bir şey yüzüme sürüyorum, kullanıyorum. Videoya başlamadan ben yüzümü nemlendirmiştim. Şimdi güneş koruyucu kremi süreceğim. Bu Simple'ın 3 etkili nemlendiricisi. Yani nemlendirici bir krem aslında ama içerisinde güneş koruma faktörü de olduğu için ben yüzüme sürüyorum. Ben miyopum arkadaşlar. O yüzden böyle biraz aynaya fazlaca yaklaşabilirim. Beni yadırgamayın sakın. Ben çok çokça miyopum. Gerçekten çok miyopum. Göremiyorum. Şu an gözümde lens de yok. O yüzden güneş kremleri birazcık yüzünüzü beyazlatır ya, bunda da o durum var. Biraz yüzünüzü beyazlatıyor ama ben o beyazlatmasını seviyorum. Şimdi ben geleyim şu bizim parfüm mevzusuna. Geçenlerde Mass & Parfum videosu paylaşmıştım. Belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz linkini bırakırım yukarıya. İzlersiniz, oradan gidebilirsiniz videoya. Çok beğenildi. Çok izlendi. Yani en azından benim kanalıma göre çok izlendi diyeyim. Çünkü çok fazla takipçim yok. Ama izlenmelerim fena değil bence. Yani bilseydim bu kadar sevildiğini çok önceden çekerdim. Mass & Parfum'leri ile alakalı video. Şimdi kaşımı dolduracağım. Her neyse. Orada 4 tane parfümden bahsetmiştim. O parfümler hakkındaki yorumlarımı güncelleyeyim birazcık. Şimdi o videoda da söylemiştim. Ben gerçekten o markaya karşı çok ön yargılıydım. Çünkü her yerde övülen, sevilen bir markaydı. Hani şey dedim. Yani bu kadar herkes seviyor. Hiç mi bunu beğenmeyen yok? Yani gerçekten herkes mi memnun diye düşünmüştüm. Sonrasında çok böyle artık ısrarlara dayanamayınca bir 4 tane sipariş etmiştim. Şunu söyleyeyim. Gerçekten çok beğendim. Ben normalde en beğendiğiniz doldurma parfüm markası nedir diye sorsalardı bana mesela, Bargello derdim. Bargello'dan da çokça parfüm kullandım zamanında. Bu son dönemlerde çok kullanmıyorum ama eskiden özellikle üniversite zamanlarımda çok fazlaca kullanmıştım. Hatta hala aldığım bir parfümüm var. Onu birazdan size gösteririm. Lancôme'un La Nuit Trésor parfümünü oradan alıyorum sürekli. Orijinalini hiç koklamadım. Şimdilerde de Massent'ten almayı düşünüyorum. Hala orijinalini almayı düşünmüyorum. Massent'ten almayı düşünüyorum. Şimdi o videoda Baccarat Rouge parfümünü çok beğendiğimi söylemiştim. Gerçekten çok bayıldım. Aslında o biraz ilk izlenim videosu gibiydi. Parfümleri dışarıda çok fazla kullanmamıştım o videoyu çektiğim zamanlarda. Baccarat Rouge parfümünü şu an bitirdim. Zaten 15 mililitrelik şişe almıştım. Tamamen dibini gördüm artık. Dibini sıyırdım hatta. Çok beğendim ve size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben çokça orijinal parfüm kullandım. Yani orijinal parfümlere çok para bayıldım zamanında. Hala da bayılıyorum. Dekant parfüm çılgınlığına bulaştım. Sürekli dekant parfüm sipariş ediyorum. Bu zamana kadar benim o aldığım orijinal, kullandığım o ünlü, işte herkesin çok beğendiği parfümlerin %90'ından hiçbir zaman iltifat almadım. Bakın bunu açıkça söylüyorum size. Ama mesela Baccarat Rouge parfümüne sıktım ya, iltifat etmeyen kalmadı. Bakın o kadar net bir şekilde söylüyorum. Mass & Parfum'la hiçbir şekilde bir bağlantım yok. Tamamen kendi fikirlerimi söylüyorum, sizinle paylaşıyorum. Gerçekten çok beğendim. Özellikle o parfüm, yani orijinaline benzeyip benzememesinin benim için en ufak bir önemi yok. Yani ben o parfümü alırım ki büyük şişesini alacağım. Bitirdim. 2 günde falan bitirdim. Çok kalıcı, yayılımı çok güçlü olmasına rağmen yıkandım. Kokuyu çok beğendiğim için. Çok çok şekerli bir parfüm bence. Eğer şekerli parfümleri sevmiyorsanız uzak durun. Ama benim gibi böyle tatlı, şımarık, kadınsı kokuları seviyorsanız bakabilirsiniz. Eşim de çok beğendi. Onu bitirdikten sonra şeye geçtim. Alefoli parfümüne geçtim. Alefoli de benim orijinalini kullandığım ve çokça sevdiğim bir parfümdü. Söylemiştim onu daha öncesinde. Orijinalini kullandığım bir parfüm olduğu için daha sağlıklı bir yorum yapabildiğimi düşünüyorum. Alefoli'nin kalıcılığını çok beğenmediğimi söylemiştim ilk videoda. Ama
Artık fikrim biraz değişti. Baccarat Rouge kadar olmasa da bence kalıcılığı gayet yüksek bir parfüm Alain Folie'de. Yani o da gayet başarılı. Orijinaline çok benzetemedim. Hatta %60 oranında benzettiğimi söylemiştim. Bence Alain Folie'yi seviyorsanız gayet güzel bir alternatif olacaktır sizin için. Kaşla burnuyla kaşımı sabitliyorum. Hangisini kullanıyorum biliyor musunuz? Bunu yeni aldım. Bu Duo markasının kaş sabunu. Şöyle bir ambalaj içerisinde geldi. Yani bu ambalajları çok büyük yapıyorlar bence. Bu aralar çok popüler kaş sabunları. Trendyol'a giriyorum böyle. Kocaman kocaman şişelerde, ambalajlarda yapmışlar. Yani bir de çok pahalıya satıyorlar. 100 liranın üzerinde bir fiyata satıyorlar. Böyle küçük küçük yapın, uygun fiyata satın, herkes alsın yani. Neden o kadar büyük ambalajlarda sattıklarını anlamıyorum gerçekten. Yani şu bile evladiyelik bence. Bozulmasa evladiyelik yani. Torunum bile kullanır. O kadar uzun süre gidecek bir şey. Her neyse. Sonrasında o videoda Signature'dan da bahsetmiştim. Ha, Alain Folie ile alakalı şunu söyleyeyim. O da birkaç güne bitecek. Yani ben bu parfümleri alalı çok olmadı. O da birkaç güne bitecek. O da çok iltifat aldı. Çünkü etrafa yayılımı çok yüksek. İnsanlar tarafından hemen hissediliyor. Çok hissedildiği için de insanlar yoğun bir şekilde hissettikleri bir kokuya sanırım yorum yapma ihtiyacı duyuyorlar. Yani hiç kötü bir yorum almadım bu zamana kadar. Gerçekten Alain Folie olsun, onun dışında Baccarat Rouge parfümleri olsun, Massenet versiyonları için söylüyorum. Bence genel beğeniye çok açık olan, herkesin beğenebileceği, özellikle erkeklerin çok hoşuna giden kokular bence. Dediğim gibi eşim de çok beğendi. Signature parfümünü çok fazla kullanmadım. Çünkü onu daha çok böyle yaza, ilkbahara yakıştırıyorum. Sıcak havalara yakıştırıyorum. O yüzden o şişe full duruyor. Bazen evde Signature'ın kokusunu özlediğim zamanlarda sıkıyorum bileğime, üzerime. Yani gerçekten çok başarılı bir parfüm. Kalıcılığı da efsane olan bir parfüm. Yine aynı şekilde yayılımı da çok güzel olan bir parfüm. Bir de Tom Ford'un Noir Parfum ve parfümünü almıştım. O parfümü biraz gömmüştüm o videoda. Açılışını açıkçası çok beğenmediğimi söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Açılışını çok beğenmiyorum. Ama geri kalan kısım, yani şöyle söyleyeyim. Bir dakika sonra, sıktıktan bir dakika sonrası bence muhteşem. Çok tatlı, çok güzel, çok farklı bir parfüm. Kalıcılığı mükemmel olan bir parfüm. Daha dışarıda sıkmaya cesaret edemedim. Çünkü bence, bana soracak olursanız, biraz cesur bir parfüm. Yani herkesin sevebileceği, genel beğeniye uygun olan bir parfüm değil. Bir de böyle iştahınızı açacak bir parfüm bence. Böyle insan tatlı yiyesi geliyor. O kadar tatlı tatlı kokuyor yani. Gerçekten o yediğimiz tatlılar var ya, böyle işte tarçınlı tatlılar düşünün, muhallebiler düşünün. Böyle irmik tatlısını falan da bana anımsatıyor. Ne alaka bilmiyorum ama böyle şerbetli irmik tatlısı kokusu falan bana öyle şeyler anımsatıyor. Bayağı iştah açıyor. Şimdi alık süreceğim. Ben bu hangi markanındı? Misha'nın olması lazım. Likit allığını kullanıyorum. Bayılıyorum. Bunun diğer renklerini de alacağım. Tavsiye ediyorum size de. Gerçekten neden daha önce almadım dediğim bir şey bu. O kadar seviyorum. Şöyle birkaç tane şuraya sürüyorum. Birkaç tane de şuraya sürüyorum. Şu şekilde. Ben bu allık konusunu fark etmeden çok abartıyorum. Yine miyopum diyeceğim ama miyop olmamdan kaynaklı herhalde. Kendimi göremediğim için aynadan. O yüzden çokça sürüyorum böyle. Şöyle dağıtacağım. Çok doğal duruyor. Ben gerçekten bayılıyorum. Geçenlerde Split'e katıldım. Duygu Hanım'ın Instagram sayfasında. Split ne demek derseniz şu anlama geliyor. Bir parfümü ortaklaşa almak başkalarıyla. Böyle bir anlamı var. Yanlış bilmiyorsam. Mesela paylaşıyor parfümün fotoğrafını. Altına 1 litre fiyatını yazıyor. Siz hemen böyle çabucak tükeniyor tabii ki. Hemen istediğiniz mililitreler yazıyorsunuz. Hazırlanıp size gönderiliyor. Dekant parfümden birazcık daha fiyat avantajı var bence. Çünkü mesela Dior Hypnotic Poison parfümünü aldım. Normalde dekant almak istesem mililitresi 7-8 lira civarı olması lazım. Ama Split'te 5,5 liraya aldım galiba mililitresini. O anlamda bayağı avantajlıydı.
Split'ten iki tane parfüm aldım. 10 mililitrelik. Yine dayanamadım tabii ki. Gittim parfüm sipariş ettim. Şöyle highlighter'ımı da süreyim. Bu da Pastel'in Daylight Cream Highlighter'ı. Bu mükemmel bir şey. Buna kesinlikle bakın. Numarası falan varsa söyleyeyim. Üstünde 11 yazıyor. Yani herhalde numarası 11. Gerçekten ama gerçekten. Bence kullanabileceğiniz en güzel highlighterlardan bir tanesi. Bayıldım. Hep toz highlighter kullanıyordum ama bu gerçekten çok güzel. Şu kısımlarıma doğru birazcık sürüyorum. Şuraya da biraz süreyim. İşte bu kadar. Şimdi iki tane parfüm aldım dedim Split'ten. Neleri aldım? Buramda da sivilce çıkmış. Hiç çıkmayan sivilce bu video çekeceğimi anlayınca herhalde çıkma ihtiyacı duydu. Şimdi hangi parfümleri aldım? Biri Dior'un Hypnotic Poison parfümü. EDP versiyonunu aldım. Diğeri de Jean Paul Gaultier markasının klasik EDP olan parfümünü aldım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle Jean Paul'un parfümü için zaten notalarına hemen bakmıştım almadan önce. Böyle çiçek çiçek, inanılmaz, içerisinde bir sürü çiçek var. Normalde ben çiçeksi parfümleri çok sevmiyorum. Hep böyle anne kokusu gibi geliyor bana çünkü. Çok enteresan bir şekilde, evet benim çok hoşuma giden bir koku olmadı ama böyle nefret de etmedim. Kullanırım yani, bazı günler kullanabilirim. Kullandığım günlerde bence kendimi iyi hissederim. Dior Hypnotic Poison ile alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk kokladığım zaman gerçekten beğenmedim. Ama benim şöyle huylarım vardır. İlk beğenmem zaten ama bir ay sonra aşık olurum falan. Benim öyle huylarım vardır. Birazcık şuraya da süreceğim. Ben şuraya sürüyorum, bir de ucuna sürüyorum. Tabii maskeden highlighter falan kalmıyor ama her neyse. Şimdi ne diyordum? Benim şöyle huylarım vardır. Ben mesela bir parfümü hiç sevmiyorum derim ama sonra o parfüme aşık olurum. Çok severim. Bunun çok örneği vardır. Mesela size göstereyim şuradan. Hemen elime geldi zaten. Mancera'nın Roses Vanille parfümü. Ben bunu hiç sevmediğimi söylemiştim sürekli. Böyle videolarda falan bayağı da gömmüştüm bir güzel. Ama gördüğünüz gibi içerisinde çok az kaldı. Çok sıktım bunu yani. Sürekli her gün bunu sıktım bir dönem. Havanın çok soğuk olduğu zamanlarda. Şimdi dibinde kaldı, kullanamıyorum. Kıyamıyorum çünkü. Pahalı da bir şey yani. Öyle her istediğim zaman da alamam. Onun dışında böyle bir parfümüm daha var. O da nedir size söyleyeyim. Yine dekant alıp beğenmeyip sonra dibini gördüm. Victor & Rolf'un Flower Bomb parfümü. Bunu içerisinde hiç yok. Tamamen tükenmiş, bitmiş durumda. Ben kendimi anladım ve artık tanıdım. Ben tatlı, ağır kokuları çok seviyorum. O yüzden belki Hypnotic Poison'da ileride sevebilirim. Bilmiyorum, emin değilim. O yüzden şimdi böyle havadan havadan büyük büyük konuşmak istemiyorum açıkçası. Evet. Highlighter sürme merasimin bittiğine göre şöyle bir dudak kalemi süreyim biraz. Ben Flormer'ın dudak kalemlerini çok beğeniyorum. 211 numaralı dudak kalemini süreceğim. Yani benim dudaklarım böyle çok kenarları belli değil. Yani hatları belli olmadığı için ben dudak kalemi çok fazla kullanıyorum. Şöyle sürüyorum mesela. Bazen hiç şey sürmüyorum. Üstüne tekrar ruj sürmüyorum. Şöyle dağıtıyorum. Dudağımda. O kadar. Budur yani. Başka bir şey yapmıyorum. Zaten maskenin altında çok gözükmüyor. Bir de maskenin altında çok böyle pigmentli rujlar kullanmayı da sevmiyorum. Yani genelde rujlarım çok pigmentli. Şu tarz renklerde ruj kullanmayı seviyorum. Pastel'in bu klasik rujları bence çok güzel. Çok fazla pigmentli olduğu için maske taktığınız zaman maskeye çok bulaşıyorlar. Ama mesela şu bakayım hangisiydi. MAC'in bir rujunu çok kullanıyorum bu aralar. Bu da Salt Remove. 921 numaralı ruj. Çok az kaldı zaten. Bu bittiğinde yenisini alacağım. Bu çok fazla pigmentli olmadığı için dudağınızı sadece güzel gösteriyor. Dudak rengi gibi bir şey. Yani hem kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor hem de maskeye çok fazla bulaşmıyor. O yüzden ben seviyorum. Şöyle biraz kapatıcı süreceğim gözlerimin kenarlarına. Şuralarım biraz kahverengi, siz de fark etmişsinizdir. Yeni bir Masent parfüm videosu çekmeyi düşünüyorum.
Ama hangilerini alacağıma gerçekten karar vermedim. Yine bir 4-5 tane sipariş ederim sanırım 15 mililitreliklerden. Ama hangilerini alacağıma karar vermedim. Şey diye düşünüyorum. Bir tanesi şey olabilir böyle veya iki tanesi kendi orijinallerini kullanıp bildiğim kokular olabilir. Diğerleri de böyle çok denemek istediğim niş kategoriden olabilir. Pahalı bazı parfümler olabilir. Zaten videomun altına da çok da yorum gelmişti. Sağ olsun herkes yazdı. O yorumları da dikkate alacağım ve o şekilde siparişimi oluşturmaya çalışacağım. Eğer sizin böyle denememi istediğiniz, tavsiye ettiğiniz bir parfüm varsa yorumlara eklerseniz yine sevinirim. Diğer videodaki yorumlara da bakacağım. Ben şöyle parfümler seviyorum. O yüzden bu tarz tavsiyelerde bulunursanız sevinirim. Tatlı, böyle kadınsı ve böyle şımarık kokuları seviyorum. Ben çok içerisinde çiçek çiçek kokan parfümleri sevmiyorum. Diğer yorumları dikkate alacağım. Onları da not aldım zaten bir bakacağım. Ama özellikle hani benim istediğim tarz işte tatlı olması. Böyle ne kadar tatlı olduğunda bir önemi yok. Çok çok tatlı olabilir. Ben çok seviyorum çünkü tatlı parfümleri. Vanilyalı parfümleri de yine çok seviyorum. Öneriniz varsa ekleyebilirsiniz. Hazır bu videoyu çekerken şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ben geçenlerde eşimle bir parfüm videosu paylaşmıştım. O videoda Jimmy Choo parfümünden bahsediyorduk ve ben o kokuyu temizlik kokusuna benzetmiştim. Bir hadsiz engelledim onu tabii hemen. Yani göremeyecek büyük ihtimalle benim bu söylediklerimi de önemli değil. Bir hadsiz şöyle bir şey yazmış. Hani sen ne anlarsın tarzında bir şeyler yazmış. Parfüm çok kişisel bir şeydir arkadaşlar. Yani siz de biliyorsunuzdur ki bunu aklı başında olan herkes bunu bilir. Bir parfümün birine ne hissettirdiği çok değişken bir durumdur. Sizin çok sevdiğiniz bir parfüm ben hiç sevmeyebilirim. Ya benim çok sevdiğim bir parfümden siz nefret edebilirsiniz. Parfüm böyle bir şeydir. Bana o parfüm temizlik kokusu gibi geliyor. Yani deterjanımsı temiz bir koku gibi geliyor. Ve ben genellikle o tarz kokuları sevmem. Videoda da yani öyle bir şeyler söylüyorum. Bana demediğini bırakmamış. Sonra gitmiş mesela şey yazmış bir tane videoma. Bu parfümlerin fiyatları hakkında konuşmayı gerçekten istemiyorum bu yüzden. Yani insanlar şey böyle nasıl diyeyim size. Bir şeye çok para verdiğiniz zaman sanırım sizi merak ediyorlar ve sizi izlemek istiyorlar. Böyle çok para harcadığınız zaman işte her şeye çok çok paralar verdiğiniz zaman sanırım sizi izlemek istiyorlar ve merak ediyorlar. Bir şeyi pahalı olan bir şeyi yani normalde aslında pahalı olmayan ama bizim ülkemizde pahalı olan bir şey uygun bir fiyata aldığınız zaman buna inanmak istemiyorlar sanırım. Şey yazmış videomun altına. İşte o parfümü o fiyata 2012 yılında bile bulamazsın. İşte kazıklanmışsın. İşte o parfümün üstünde bilmem ne Medusa simgesi bile yok falan yazmış. Bazı insanlar gerçekten çok mutsuz. Ben bunu anlıyorum. Yani 50 dolarlık parfümü 800-900 liraya aldığı için övünen ve kendi aldığının hani sırf çok para verdiği için kendi aldığının orijinal olduğunu söyleyen ve hani böyle araştırıp gerçekten uygun fiyata orijinal parfüm almış bir insana böyle neredeyse hakarete varacak laflar söyleyen çok tuhaf insanlar var. Çok enteresan buluyorum ciddi anlamda. Videomda Trendyol'da orijinal parfüm satıldığını söylediğim için yemediğim dinç kalmadı. Sanki Trendyol'un sahibi benim babamın oğlu. Ben o yüzden Trendyol'da şey diyorum. Orijinal parfüm satılıyor ki illa ki oradan alın diyorum sanki. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Boyner'den alabilirsiniz. Sephora'dan alabilirsiniz. Canınız nereden istiyorsa oradan alabilirsiniz parfümünüzü. Ama ben bir parfüme yani orijinal diyorsam ben bu fiyata orijinal aldım diyorsam doğru söylüyorumdur. Yani sen 50 dolarlık parfümü 800 liraya alıyorsan ve ben o parfümü atıyorum 350 liraya alıyorsam, 400 liraya alıyorsam bence bir durup düşünmek lazım bunu. Yani kim kazıklanıyor? Gerçekten kendimi bazen ifade edemiyorum mu diye düşünüyorum. Şey yazmış birisi, onu Çin'de üretiyorlar. Trendyol'dakileri Çin'de üretiyorlar. Ona bakarsan aldığımız 14 bin, 15 bin liralık iPhone telefonlar da Çin'de üretiliyor. Yani nedir konu? Ben anlayamıyorum gerçekten. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayacağım ama bilmiyorum. Her şeyi onlar biliyor zaten. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir daha asla da parfüm fiyatı hakkında videolarımda yorum yapmayacağım. Kesinlikle
Bunun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Herkes istediği yerden parfümünü almakta özgür. Kremimi de sürdüm, makyajımı bitirdim. Bu kadardı. Bu benim günlük makyajım. Her gün bu makyajı yapıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, şuralarıma kapatıcı falan sürdüm ya, onu bile yapmıyorum bazen. Sadece ekranda kötü gözüktüğü için biraz kapatma ihtiyacı duydum. Benim bugün sizinle paylaşacaklarım bu kadardı. Belki hoşunuza giderse birkaç defa daha böyle bu tarz videolar çekebilirim. O zaman kapanışa geçelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.